Herkese merhaba. Biliyorsunuz malum klavyem patladı, corkladı, gitti. Sonra bir bağış paramız vardı ufak ufak dolan. Sonra bir ciddi bağış para yaptık. Ciddi ciddi dolmaya başladı. Siparişimizi verdik. Ve benim bir şeyim vardır böyle. Ülkemize dair bir korkum mu diyeyim, eleştirim mi? Bu ülkede hastaneleri ve kargo şirketleri işiniz düşmesin. Ondan ötürü çok büyük bir korkum vardı ama korku sıkıntı kalmadı. Elimize ulaştı malzeme. Madem bir şeyler yaptık, o kadar kişinin desteği emeği oldu. Bunun için de bir video yapmak da gerekiyor. Öncelikle klavyeyle başlayalım açılışımıza. KB R R 01 Professional Gaming Keyboard. Türkçeleştirmiyorum, çevirmiyorum. Şu anda bir ara bana şeyi hatırlatın. Zengin olursam bir tane kameraman tutayım. Tek başıma bunları yapmak çok sıkıntı. Bu arada, evet bunlar benim ellerim. Bu benim masam. Bu da klavye. Şimdi bugüne kadar hiç kutu açılımı yapmadım. Kutu da açmadım. O kadar fakirim. Düşünün nereden açıyoruz bu zıkkımı? Şöyle bir bakalım. Evet burada bir dilim var bunun. Dili var herhalde. Oğlum harbiden nasıl açacağız lan bu kutuyu? Düşünüyorum. Şimdi şu arkadaş 10 tane kitabı koyduk üst üste. Rahat rahat görün diye. Açacağım bir dakika. Şimdi bak şu bağlantı noktası bunu göremiyorsun. Şuradaki bağlantı noktası şurası yani. Çekince gelmesi gerekiyor herhalde. Şöyle bir yapacağız. Açacağım ulan unboxing yapacağım. Abi. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar tüm mevzu şurada ve şuradaki bantlardaymış. İyi kutunun içinden geçmeden açabileceğiz galiba. Hem yani kutuyu da bu sırada bir ufak inceleyeyim ben. Kutuya da bakmadım. Şey geldi. Kargo geldi. Devasa bir kutuyla geldi. Dedim ulan ne sipariş ettik? Atom bombası mı? Şimdi şöyle bir bakalım neler yazıyor, neler yazmıyor kutuda. Makro tuşları. Bu klavyenin zaten makro tuşları çok övülüyor garip bir şekilde. Övülmek dediğim yani adamlar bir şeyler yapmışlar. Bu fiyat için makro tuşu koymuşlar. Tabii ben daha hala tam oturmadı. Klavyede makro tuşunu nasıl kullanacağız bilmiyorum. Oyun için renklendirilmiş tuşlar yani hani ışıklandırma olsaymış daha güzel olur gibi gibiymiş. Ama sağlık olsun. Yani niye renklendirilmiş tuşlar? Hani şey mi yapıyoruz renklendirilmeyince böyle elimiz ayağımız mı birbirine karışıyor? Pek değil ama. Ayrıca sadece bu 6 tuş mu? Hani WASD neyse de artık yön tuşlarıyla oyun oynayan yok gibi bir şey. Fonksiyon tuşları... Abi bunlar Allah aşkına fonksiyon tuşları standart verilmiyor mu? Bunlar da beni mi kandırıyorlar ya? Bu ne bir dakika ya. F1, F2 oğlum bunlar standart. Multimedya tuşları. Multimedya tuşları da işte ne bileyim durdur, videoyu durdur, başlat falan filan fiş mekan. Bu neymiş? Windows kilit tuşu. Bunun ne işe yaradığını merak ediyorum. Windows tuşu işte oğlum bu adamlar var ya. Şey, Everest'ten davacıyım falan yapıyorum böyle. Birkaç dilde anlatılmış. Bu arada Çin üretimi. Ben de diyecektim Türkiye üretimi. Şu hayatta böyle çok basit bir şeyimdir. Şuradaki barkodu size gösterebilirsem eğer açım yetmedi. Şöyle yapalım o zaman size göstereceğim şu barkodu. Uzun uğraşlar sonucunda barkodu getirdim. Şurada 869 yazıyorsa bu Türkiye üretimi olduğu anlamına geliyordu. Bunu öğrenmiştim. Evet, çok da böyle hani belki ufkunuzu ikiye katlamadı. Belki şey demediniz ama ya Rabbim bu dünyada neler var. Bir Ruhi Çenet bilgi videosu olmasa da biz de ölmedik. Fena değil yani. Şimdi şuradan açalım bakalım. Şu, abi yine mi bantlandı? Şöyle. Şöyle çıkartalım klavyemizi. Al inşallah çıkacak. Güzel bir plastik kokusu geldi. Evet evet bu plastik kokusu böyle kitap kokusu değil. Kutunun içinde başka bir şey var mı? Yok. Kutuyu çok dağıtmayalım şimdi biz. Fakir yayıncı olduğumuz için öyle çatır çutur atmayalım bir şeyleri. Evet şu klavyemizi koyalım şöyle. Poşetin zaten sal beni diyor. Poşet. Gördüğünüz gibi. Poşet de şöyle koyalım. Başka neler var? Aldım. Bu ne? Bunu buraya yapıştırdınız mı oğlum? Korktum lan diyorum bu ne?
Klavyeyi şöyle bir koyalım. Başlıyorum okumaya falan böyle. Kaç sayfa aldı? Gerçi çok fazla da. 10 sayfa okuyorum falan böyle. Ha, fix bunlar. Garanti zırt tut 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 tut. Atmamak lazım. Dediğim gibi fakiriz. Fakir olduğumuz için de şimdi sıkıntı çıkar falan. Elden kaybetmemek lazım bunları. Önemli. Önemli. Bunu da buraya koy. Şimdi klavyemize şöyle bakalım. Klavye bu. Ulan çok mutlu oldum ya. Bu durumu anlatamıyorum tam olarak biliyor musunuz? Niye? Hani bir şeyler yaptık. O yaptığımızın şeyin karşılığını da aldık. Sağ olun siz de uygun gördünüz buna. Hadi inceleyelim birazcık daha inceleyelim. Hala mutluyum. Duygulandım. Öncelikle arkasından incelemek gerekiyor ben. Her şeyden önce arkasına bakarım ben bir şey. Çok standart bir klavye ya. Ulan uzun yıllardır laptopla uğraştığım için şu klipsleri özlemişim. Sanki bakayım bir dakika. Yani öyle hani muhteşem bir kalite fışkırıyor diyemiyorum. Ama benim klavyem ya. Biraz sert gibi tuşlar. Gerçi laptop klavyesinden sonra dediğim gibi bazı şeyleri tam oturtamayacağım ama evet biraz bana sert geldi tuşları. Arkamda bu şey kaplaması da bir garip. Böyle çok nasıl diyeyim böyle böyle canlandı. Hayır canlandı değil. Böyle dokununca böyle sanki bir şey diyecek. Tahrik oldu. Hayır tahriş. Tahriş ediyor sanki böyle. Hafif. Hafif ama. Güzel gayet güzel. Şimdi şey diyeceksiniz. Ya abi eleştiriyorsun hani şu şöyle kötü kalitesi. Oğlum bu eldeki bu. Yapacak bir şey yok eldeki bu olunca da. Ben dediğim gibi memnunum. Şu tuşların üstünde ne var? Ona bir bakalım. İnternet Explorer açıyor. Explorer bitti. Arama. Multimedya tuşlarında. Şu. O da bir şey açıyor belli. Mailleri açıyor. Sanki klavye yıllar yıllar böyle 10 yıl öncesinin falan klavyesi gibi geliyor bana. Şurada gördüğünüz tuşlar da şunlar da. Makro tuşlarımız. Bunlar işte multimedya. Size göstereyim şöyle. Multimedya tuşları. Hani durdur, başlat. İşte mail, internet. Şuradan şeyi bir açalım. Kablosunu bir açalım. Kabloda tabii klavyedir, mouse'tur. Bende uzun süredir sıkıntı olduğu için ister istemez inceliyorsunuz. Hani ne var ne yok. Ne durumda. Kabloda şeyi seviyorlar. Bu kumaş sarı mı diyorlar buna. Ne zıkkımsa. Bunu seviyorlar ama bana niyeyse böyle şey gibi geliyor. Bu cami yeşili gibi bir şey düşünün yani. Hani türbe içi gibi. Valla fena değil ya. Yani şimdi yine şey olacak abi eleştirdin de. Ya adamlar bir şey biliyordur bence. Boşuna şey yapmıyorlardır hani övmüyorlardır. Yani bu kaplamayı seviyorlar. Şu kaplamayı seviyorlar. Klavyenin bence şekli güzel. Tek eksiği o aydınlatması. Aydınlatmada benim için bir önemi yok aydınlatmanın. Niye? Zaten böyle hani çok ne bileyim karanlıkta oynamıyorum. Hatta şunların da bir önemi yok aslında. Çok mühim değiller. Yeter ki çalışsın şu malzeme. Başka bir şey istemiyorum. Bu arada sesini duyun. Zaten mekaniklik falan yok herhalde. Tuşu yerinden sökeceğim de korkuyorum şimdi söktükten sonra takamayacağız diye. Şey klavye ikiye ayrılıyor falan böyle. Yok. Sökme işiyle uğraşmayacağım hayır. Yepyeni yeni klavyenin içine sıçmayacağım. Şimdi öneri kısmındayız. Klavyeyi 2 ay boyunca kullandım. Eksilerini saymak isterdim. Işık dışında bir eksisini bulamadım. Videoda, açılış videosunda yaptığım ufak eleştirilerin de boşuna olduğunu gördüm. Gayet memnun kaldım. Fare ve kulaklık da aldım. Onun dışında klavye. Bunları üçlü aldım. Bu üçü içerisinde beni en çok memnun eden şey klavye oldu. O fiyat aralığında alabileceğiniz hatta fiyat aralığının üstündeki klavyelerden de çok çok iyi. Dediğim gibi her şeyden önce klavyenin makrosu var. Ben kullanmadım. Ama var. Güzel. Klavyenin hissiyatı güzel. Klavyenin duruşu güzel. İşlevi güzel. Dediğim gibi fiyat performans açısından efsane bir klavye yaratılmış. Ben çok beğendim. Eğer aklınızda soru işareti varsa kesinlikle alın. Tavsiye ediyorum. Işık mevzusunda da ışıklı klavyeler eyvallah. Güzel olanlar var ama bazı alt yani mesela 20 liraya, 10 liraya, 15 liraya alacağınız ışıklı klavyede size hiçbir şey katmaz. Çok berbat klavyeler oluyor. Onun yerine bu klavyeyi tercih edin ve bu klavye dediğim gibi rahat böyle bir 50-100 skalasındaki klavyelerle kapışabilecek kıvamda bir ürün yapmışlar. Sadece ışığı yok. Dokunuş,
hissiyat benim çok hoşuma gitti. Mekanik değil ama artık mekanik hissi gibi. Tam olarak açıklayamıyorum bunu. Düşünmeden alabilirsiniz. Memnun kalacağınıza inanıyorum. Unutmayın, ışığı yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.